Hocam cumanız mübarek olsun. Amin efendim. Allah Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Ve şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Rabbim ankari bir zaman şifa ihsan eylesin. Eceli gelenler varsa iman selameti ihsan etsin. Borçlu olanlar varsa eda nasip etsin. Dertler varsa deva ihsan eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onları ferahlığa çıkarsın, sıkıntılarını hayra tebdil etsin. Ve Cenab-ı Hak son nefeste hepimize iman selameti ihsan edip ahir zaman fitnelerinden bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin inşallah Teala. Amin hocam, teşekkür ederiz. Salı günü de Mevlid Kandili. Şey evet, salı çarşambaya bağlayan akşam, gece. Hatta biz tarihini de verelim de yani dinleyicilerimiz şaşırmasınlar. 26 Eylül. Efendim 26 Eylül Salı. O gün 11 Rebiül Evvel 1445'tir. 26 Eylül Salı gününü 27 Eylül Çarşamba gününe bağlayan gece Mevlid Kandili'dir. Şimdi dinleyicilerimiz soracaklar. Hangi gün oruç tutalım? İkisinde de tutulur. Günü çarşambadır. Çarşamba günü tutabilirsin. Veya mübarek geceler zikredilirken, anlatılırken öğleden sonra onun gecesi başlar. Dolayısıyla salı günde tutabilir, çarşambada. Efendim ben salı çarşamba tutsam olur mu? Hatta pazartesi salı çarşamba tutabilirsin. Tek salı, tek çarşamba da tutabilir. Tutabilir. Herhangi mahsuru söz konusu değil efendim. Biz de Aksaray'dan yayın yapacağız inşallah. İnşallah Teala. Yani hem TGRT Haber, TGRT EU, TGRT Belgesel ve TGRT FM dahil olmak üzere. İhlas Vakfı'nın YouTube kanalı. Saat belli mi? 21. 21. İnşallah Teala. Allah Teala hayırlara vesile kılsın. İmam-ı Şafii Rahmetullah Teala Aleyh mübarek geceleri anlatırken birinci sıraya Mevlid Kandili'ni koymuş. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullah Aleyh birinci sıraya Kadir Gecesi'ni, ikinci sıraya Mevlid Kandili'ni koymuş. Diyelim niçin böyle iştihatlar var? Onu biz bilmeyiz. Onlar müştehittir. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için birinci sıraya koymuş. İmam-ı Şafii Hazretleri de Muhammed Aleyhisselam olmasaydı Kur'an-ı Kerim gelmezdi. Dolayısıyla onun doğumu birinci sıradadır. Mevlid Kandili birinci sıradadır. Fakat şimdi konuyu açıyor da geçen böyle şeyi karıştırıyordum. İnterneti karıştırıyordum. Baktım Osman Ünlü yazdım. Kendi ismimi yazdım. Ne çıkacak diye. Osman Ünlü neler neler anlatmış. Bir tanesi cevap veriyor Osman Ünlü'ye. Diyor ki işte diyor Osman Ünlü diyor iftira ediyor. Peygamber Efendimiz'i vesile ederek dua edilirmiş diyor. Vay mezhepsiz dedim ya. Vehhabi'ye bak. Vehhabi'ye denmiyor ona. Vesileye inanmıyor. Bunu söyleyen adam hastalandığı zaman doğru doktora koşuyor. Ve amak adam. Söylediğini amel etsene. Niye Allah-u Teala'dan şifa istemiyorsun da doktora gidiyorsun, doktoru vesile ediyorsun, ilaç kullanıyorsun, ilacı vesile ediyorsun? Ahmak adam. Değil mi? Niye karnın acıkınca ekmek yiyorsun, yemek yiyorsun falan? Yani ekmeği yemeği aynı şekilde vesile ediyorsun. Ahmak. Yani söylediğin söz bu. Vehhabilerin söyledikleri hep böyle çelişkili. Hep böyle çelişkili. Aslında adam dini inkar edecek de. Uşunda kıyısında böyle. Önce Peygamber Efendimiz'in kıymetini düşürmeye çalışıyorlar bu mezhepsiz ve Vehhabi tayfası. Peygamber Efendimiz'e şey yaptıktan sonra Kur'an'da o diyor ben öylesine öyle anlıyorum. O diyor aslında vakti de geçti artık diyor. Artık onlar diyor dumura uğradı diyor. Ona diyor amel etmeye gerek yok. Yani İslamiyet'i yok etme planları bunlar. Bunun için biz ısrarla diyoruz ki Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu tam ilmihal mektubat, faideli bilgiler bilhassa. Bu kitapların mutlaka okunması lazım. Bu canavarlara karşı, bu mikroplara karşı aşılanmamız lazım. Aşılanmazsak adam çalar böyle, imanını çalar. Yani adam öyle diyor. Osman Ünlü diyor, iftira ediyor. Peygamber Efendimiz'i vesile ederek dua etme konusunda. Ya Osman Ünlü neler söylemiş böyle ya? Birisi de diyor ki, öyle yazmış. Siz geçen anlatmıştınız ya hani 20 yarım gram gümüş için hak için 700 vakit namaz kabul olmuş namaz. Ne yani diyor bizim kıldığımız namazlarda 25 kuruş yetmeyecek mi diyor.
Edecek mi etmeyecek mi sabret. Mahşer günü mizanın başında göreceğiz arkadaş. Seninkini de benimkini de. Yani biz böyle anlatıyoruz da. Biz sütten çıkmış kaşık değiliz. Yani kendimiz için anlatıyoruz. Tabii. Biz de kitapları okuyoruz. Ve bu İbn Abidin'de geçiyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala İbn Abidin'de bunu naklediyor. Şimdi hani bazıları diyor ki biz Hüseyin Hilmi Efendi'yi çok severiz falan. Yalan. Küllüm yalan. Hüseyin Hilmi Efendi'nin kitabında bunu naklediyor. Bunu nereden çıkardın falan filan. Allah Allah. Ben çıkarmadım mı arkadaşı? Ben naklediyorum. Tamam. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yazdıkları, söyledikleri ben %100 değil, %1000, %1 milyon, 1 milyar, trilyon neyse inanıyorum. Niye? Çünkü onun hocası var. Hocasının hocası var. Daha Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Dolayısıyla silsilesi sağlam. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ben bilirim diye yazmamış. Ben şöyle dedim, ben böyle yazdım, ben böyle. Ben yok bir kere lügatında. Diyor ki ben bunu diyor. Onlar hocalarına Seyyid Abdülkemal Vazı Hazretleri'ni talep eden bir kısmı Efendi Hazretleri, bir kısmı Efendi Baba derlermiş. Hüseyin Hilmi Efendi, Efendi Hazretleri diyenlerden. Efendi Hazretleri'nden duydum. Hatta Seyyid Abdülkemal Vazı Hazretleri'nin torunlarından birisi. Zaman zaman hep ziyaret ediyorlar. Her geldiğinde böyle Efendi Hazretleri buyurdu ki Efendi Hazretleri bir gün şöyle yaptı, Efendi Hazretleri bir gün böyle yaptı. Böyle şafıyla bir gün demiş ki efendim demiş çok özür dilerim de yani her ziyaretinde hani dedemden bahsediyorsunuz ama dedemin de hocası vardı ondan hiç bahsetmiyorsunuz. Ama bu sahabe ne incelik karışım uymuşlar. Biz Seyyid Fehim Hazretleri'nin de büyüklüğünü yani evliya olduğunu, alim olduğunu ben hocamdan öğrendim. Yani Efendi Hazretleri'nden öğrendim buyuruyor. Dolayısıyla hiç atlamıyorlar. Hatta çok açık net bizim anlayacağımız şekilde biz de zaman zaman onu kullanıyorduk ya. Makas değiştirme derler dedilendi. Hocam Seyyid Abdülkemal Vazı Hazretleri ben kendini beğenen biriydim. Çünkü kabiliyet yüksek, istat yüksek, sürat-i intikal yüksek, hafıza yüksek, kavrama kabiliyeti yüksek. Bu hali ne yapar? Kendilerini anlatır. Ben kendini beğenen kibirli biriydim buyuruyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Benim de arabam olsun, benim de evlerim, apartmanlarım, villalarım, kışlarım olsun diye yaşıyordum. Bir numara olayım. Kendi alanımda mesela. Ve netice itibariyle bir numaraydı zaten. Hatta bir gün Emer abilerden dinledim de kimya fakültesinde okurken işte şeye gelmiş yani kız kardeşlerine Hüseyin Hilmi Efendi'nin. Demiş sizin bu kardeşiniz demiş ne biçim insan demiş ya. Ne biçim insan. Fakat mübarekler gençliğinde çok yakışıklılar biliyor musun? Gördün mü o resimleri? Yani demiş o kadar demiş yani. Okuldaki kızlar olarak tatlı attık falan da attık. Yüzümüze baktıramadık bir türlü. yüzümüze baktıramadık bir türlü diye. Ne biçimmiş aynı şekilde falan. Yani aşık olmuşlar ama yüz veren yok tamam. Yüz veren yok. Emer abiler de öyleydi. Emer abinin de bulunduğu yerde Emer abiye aşık olmayan yoktu. Şimdi onlar başka şekilde buyuruyorlar ki ben hocamı tanıyınca hocam bize makas değiştirdi. Ben bu yolu bilmiyordum buyuruyor. Başka bir yola geçirdi bizi. Makas değiştirdi başka bir ayı. Oraya geçirdi. Ben bu yolu bilmiyordum buyuruyor. Ve bu yolda elimen 5 kuruş geçse hocamdan bilirim. Bitti. Hocamdan bilirim. Biz de aynı şekilde İmam Hatip İlahiyat'ta okuduk. Ama bu yolu bilmiyorduk. Bu Ehl-i Sünnet alimlerinin, büyüklerinin yolunu bilmiyorduk. Onların kitaplarında ve onların sözlerinde, onların sohbetlerinde gördük. Dedik sonra baktım ki benim dedem de alim veli bir zatmış. Bu 1950'den önce işte hani medresede uzun süre kalmış şeyleri var falan. Babaanneme dedim ki bir gün ya dedim nene dedem böyle mübarek zat da bu zat dedim kitapları yok muydu? Oğlum ne diyorsun sen dedi ya. Biz dedi babam da vardı. Babam da daha küçükmüş. Babasını kaybettiğinde 16 yaşındaymışmış. Biz dedi babanla beraber dedi gittik dedi dedeğin kabrinin yanına çukurlar kazdık dedi. Çuvallarla o kitapları 3 çuval kitap gömdük dedi. Niye dedim ellerine geçmesin diye. Ellerine geçerse bize de eziyet edecek dedi. 50'den önce olan hadise bu. Şimdi din kitaplarının, musafların, elif bağların toplatılıp yakıldığı, sahiplerine ceza verildiği zaman. O dönem. Ki o dönemde dedem yani mesela anlatıyorlar falan. Yok bu evliyada olur o ilmi siyaset. İlmi siyaset tek adam, tek sistem. Köylerdeki muhtarlar da aynı zihniyette falan.
Ama köyden şikayet olmamış. Dedem samanlığı bölmüş. Annem ve babam emsallerini o okutmuş. Mesela genellikle evlat babadan fazla istifade edemiyordu. Babam tamam babasını çok seviyor. Hürmeti saygısı çok fazlaydı ama annem de o zaman küçükken gidermişmiş. Annem diyordu oğlum dedi bu anlattıklarını dedi, dedenden öğrendik. Dedene anlatırdı bunları dedi. Ben bir şey anlatırdım. Allah Allah. Senin anlattığınla dedeyin anlattığı aynı derdi. Ha dedim anne ben imadde vilahiyattakileri anlatsaydım dedim ters olacaktı. Ama dedim Allah-u Teala bize ihsan etti. Belki dedem dua etti. Onun bereketiyle Cenab-ı Hak ihsan etti. Belki bu hizmetler de onun bereketiyle ihsan oldu. Dedim o kitaplarda yazanla aynı yani dedelerimizin yani Osmanlı'nın bize intikal ettirdiği kitaplar. Mesela ben dikkat ettim Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh tercih ettiği kitaplara. Mızraklı İlmihal yayınladılar değil mi? Hocası Seyit Abdülhekim Arbaz Hazretleri Muhammed bin Kutluddin İzzihki Hazretleri için salih bir zatmış. Okuyana tesir eder. Yayınladı o kitabı ya. Mesela Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan birçok kitaplar var. Saadet'te bir diğer nakiller de almışlar. Şevahidün Nübüve'yi yayınladı. Yani şimdi Mevlid Kandili geliyor. Yani dinleyicilerimiz efendim işte Mevlid dinleyeceğiz. Ya Şevahidün Nübüve kitabını al. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşrif etmeden önceki görülen haller, dünyayı teşrif ettiği zamanki haller, ondan sonra vahiy gelmeye başladığı zamanki haller böyle şey bölüm bölüm anlatılmış. Yani insanı sıkmaz. O kitabı da zaten hazırlarken oralara yıldız işareti koymuşlar. Şöyle bakıyorsun, ha diyorsun burası kısaymış okuyayım. Bunu okuyorsun falan. Ha bir de şunu, bir de şunu. Bakıyorsun 10 sayfa kitap okuyorsun. Ama diğer tarafta başka bir kitapta. Aa çok uzunmuş bunu bitiremem ben diyorsun okumuyorsun. Ama bu zat okutturuyor. Peki bu kitabı yazan Abdurrahman Camii Hazretleri. Onu da hocası Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri buymuşlar ki. Bu kitabı yazan zat bu kitabı aşkla yazmış. Aşkla yazmış. Hakikaten okuyunca tesir ediyor ya. Ondan sonra Menakıb-ı Şariyari Güz'ün kitabını tercih etmişler. Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimizin hayatlarını anlatıyorlar. Bunların hepsini zaten bir seferinde de buyurmuşlar. Tam İlmihal Saadet-i Ebediyedeki bilgilerin hepsini ben hocam Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ni hep dinledim. Hatta ben not tutardım. Bir gün ikaz ediyorlar. Not tutmayın beni dinleyin diye. Ve o tuttuğum notları ömrüm boyunca fırsat bulup da bakamadım buyurmuşlar. Hep onların anlatı yükleme yapmışlar yani. Ve bunları dedi ben çala kalem yazardım. Fakat insanlar mukni olsun, ikna olsunlar, mutmain olsunlar diye bir ömür boyu ben hocamın anlattıklarını, onun bildirdiği kitapları aradım, taradım, kütüphanelerde buldum. Nakil olarak buraya yazdım. Onun için tam İlmihal Saadet-i Ebediye gibi bir kitap ben İmam-ı İlahiyat mezunuyum. Piyasadaki bütün İlmihal kitaplarında Saadet-i Ebediye gibisi yok. Şimdi bir şey hak olursa düşmanı da çok olur. Orada hak anlatılıyor. Bunun için din adamı kılığındaki mezhepsizi, vehhabisi, bilmem necisi, sahte tarikat adına sahtekarı hepsi bu kitabı düşman. Niye? Çünkü bu kitabı okuyunca senin o büyük bildiğin adamın beş para etmediğini göreceksin. Beş para etmediğini. At çöpe gitsin. Hiçbir adamın ne dinle alakası var ne imanla alakası var. Hiçbir şey olmadığını göreceksin. Dinin ne olduğunu göreceksin. O zaman da onu hayatına geçirirsen zaten yazmışlar. Bu kitabı okuyup iyi anlayan alim olur. Alim olmak istiyorsun. Ben evliya olmak istiyorum. Öğrendiklerini hayatına geçir. Tatbik et evliya olursun. Hadise bundan ibaret. Peki efendim. Söz açıldı madem sizin hakkınızda başka şeyler de yazıyor. Bir tanesi de yazmış demiş ki. Bir de fetva vermiş, hüküm vermiş. İşte Osman Ünlü diyor ki işte Akika falan yerine dini kitap dağıtırsanız, Hakikat Kitabevi'nin kitaplarını dağıtırsanız yerine geçer. İşte günahlarınıza kefaret için, sadaka için bunları dağıtın. Buna bu şekilde inanırsanız kafir olursunuz diyor. Vay be ne ahmak herifmiş ya. Ahmak herif önce bir dinle. Ve bu kadar insanın da kanına giriyorsun toprağın altında bu yaptığın iftiranın bedelini ödeyeceksin. Ama ben kul hakkı olarak kim olursa olsun iftira edene de şey yapana da hepsini hakkımı helal ettim. Orada beklemeye niyetim yok. Mizanın başında. Şimdi işin doğrusu. Hanefi mezhebinde hakika müstahaptır. Biz bunu defalarca anlattık. Yenileri müstahaptır. Emir değil. Emir değil. Ve sünnettir dedi geçiyor. Peki Allah-u Teala'nın dinine hizmet farz. Emir maruf en kıymetlisi. Kaça alacağım bir koçu? 7.000 liraya. O niyette 7.000 liralık kitap alıp dağılsan ya farz sevap alıyorsun. Ahmak herif müstahap sevap almıyorsun. Müstahap sevap almıyorsun. Bu bir. İkincisi öbürsünü de aynı şekilde anlamamış. Böyle anlamadan da şey yapıyor. Hani bilinçsiz gazete demiş ya. Bu demiş kalp hastalıklarını istiğfarla.
Gerici bunlar. Adamlar hakikaten çok geri kafalı. Bu din adamı kılığındakiler de aynı şekilde geri kafalı. O kitapsız kafirler de aynı şekilde geri kafalı. Şimdi saadeti ebediyede açıkça buyuruyor ki, namaz kazaya kaldığı zaman bir an önce bunu kaza etmeli. Kaza ettim, bitmedi buyuruyor. Vaktinde kılmadığın için ayrıca tövbe istiğfar etmen lazım. Bu tövbenin de kabulü için Ramazan-ı Şerif'in son cuması öğleden sonra kefareti namaz diye bir namazdan bahsediliyor. Bunu yapmalı. Orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, eğer Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak anlatan kitaplar verilirse, dağıtılırsa, yani bu namaz nafile bir namaz zaten, Allah-u Teala kendi dinine hizmet edenin günahlarını affeder. Ve buyuruyor ki o günahların affına sebep olur. Yoksa işlediğin her türlü gıybet, zina, içki neyse kul hakkı onlar yerine geçer demiyor ki Osman Ünlü. Ahmak adam. Doğrudur söyleyeceğiz ki. Hani bir kitap var. Düşmanın mert olsun. Şimdi namert çok. Düşmanın bile merti yani. Evet, düşmanın mert olsun. Ya şeyde o Şah Abayan Allah rahmet eylesin. Onun yazdığı, o zaman Türkiye Gazetesi'nde Cağaloğlu'ndaydık da romanlar yazıyordu. Tabii yaşça babamız yaşında adamdı. Baba Ali'nin eski hem yazar hem çizer. Resimde çizerdi o. Bir gün dedim Şahap abi çok efendi bir adam, namazında kılardı. Şahap abi dedim, bunlar dedim hayal mahsulü mü bu yazdığınız tarih roman? Yok dedi Osman'cığım dedi. Biz bunlar Peçevi tarihinden olsun roman vari yazıyoruz dedi. Orada bir ifade dikkatimi çekmişti. Diyordu ki orada Venedikler Osmanlılar için diyormuş ki bu Osmanlı'nın diyor söz verip de sözünde durmak gibi garip bir adetleri var bunda. Adamlara tuhaf geliyor. Ve şimdiki Müslüman gözüken fakat mürtet, yani irtidat etmiş, Müslümanlıkla bir alakası kalmamış, bunlara kitapsız kafir denir, mürtet denir. Kitaplar öyle yazıyor. Bakıyorum yani o kitaplı kafir olan Venediklerden de aşağı bunlar. Söz verecek de sözünü tutacak da sözünü yerine getirecek de falan, hiç alakası yok. Ama Müslüman sözün nere olur? Mert olur. Sözün nere olur? Mert olur. Ebu Cehil Hazreti Ömer'in özbeöz dayısı. Ve Mustafa Bey sıradan bir adam değil, biliyor musun Ebu Cehil? Mekke Müşrik Devleti'nin devlet başkanıydı bu. Fakat kaypak bir adamdı. Yeğeni Hazreti Ömer mert bir adamdı. İslamiyet'le şereflenmeden önce. Bir gün dedi ki, eğer dedi Muhammed'in emini aleyhissalatü vesselam öldürürseniz öldürene 100 ne diyorlar, hecin devesi mi diyorlar, çok kıymetli bir deveymiş, vereceğim. 100 deve. Kızıl deve diyor. Kızıl tüylü deve diyor. Dayısını yapsın iyi bildiği için o kadar insanın içerisinde dönüyor. Diyor ki söz mü diyor. Tamam mı? Söz mü? Verecek misin diyor. Söz diyor, vereceğim. Yüksek sesle söylettiriyor. Herkese duyuruyor. Kaypak olduğunu bildiği için dayısının. O zaman diyor başka sıra gerek yok diyor. Ben tek başıma hallederim onu. Sonra Peygamber Efendimiz öldürmeye niyet edip gidiyordu. Öldürmeye gidiyordu. Ama Hazreti Ömer mert birisiydi. Kız kardeşinin evine gidip de Taha suresi yeni nazil olmuş. Sesli okuyorlar. Duyuyor bu. Hatta birisine karşılaşıyor da diyor ki kız kardeşin enişte Müslüman diyor. Sen niye bana şey yapıyorsun falan. Önce onlara şey yap. Ondan sonra geliyor. Duyuyor bunu. Kapıyı çalıyor. Kız kardeş anlıyor. Hapap radıyallahu anh hazretleri işte yeni gelmiş. Onu okuyorlarmış. Hemen onu bir şeyin başka bir odaya veya aynı şekilde bir perdenin arkasına alıyorlar. Kapıyı açıyor. Ne okuyordunuz diyor. Kız kardeş diyor, ne okuyalım ki diyor falan. Bir şey okuyordunuz diyor. Eniştesine yükleniyor falan. Eniştesi ya sana öyle gelmiş falan diye bir tokat atıyor, yere düşüyor. Bu sefer kız kardeşi, şimdi kendisi Hattab oğlu da, kız kardeşi de mert. O da Hattab kızı. Ondan sonra ona da itip yere düşünce bir dönüyor, diyor ki neyi öğrenmek istiyorsun diyor. Biz diyor kocamla beraber diyor Müslüman olduk. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Öldüreceksen öldür diyor. Varsa bir şeyin. Öyle birden eli ayağı kesiliyor. Daha önce sert bağırıp çağıran Hazreti Ömer şey diyor, ben diyor merak ettim diyor o okuduğunuz şeyi. Hattab'ın kızı o da. Diyor ki sen pissin diyor. Hem kafirsin hem de diyor kusursuzsun. O diyor şeye, Allah-u Teala'nın kelamın yazılı olduğu şeye elini süremezsin. Açık açık. Süremezsin diyor.
Ondan sonra yalvarır şekilde işte artık kız kardeşim kocası devreye giriyor falan. Bir okuyayım diyor, ne olur diyor. Bir bakayım. Bunun üzerine Habbab radıyallahu anh hazretleri, peygamberimiz duası vardı. Bakmış hani ses tonu şey yapınca çıkıyor meydana. Veriyor elini. O benim hatırladıkça böyle bir resim geliyor. Şimdi orada Taha suresinin ilk ayetlerinde Allah-u Teala meal olarak buyuruyor ki yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah-u Teala'nındır. Böyle okuyor, anlıyor tabii diyor. Dönüyor, gerçekten öyle mi diyor. Yani yerde gökte ne varsa hepsi onun mu diyor. Evet diyor, ne zannettin ya. Vallahi diyor bizim 360 tane put var. Hiçbir şeyleri yok diyor. Tuhafına gidiyor. Orada kalbi deniyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz soruyor. Ondan sonra Habbab radıyallahu anh hazretleri tarif ediyor. Oraya giderken Hazreti Hamza da var. Uzaktan görüyorlar. Diyorlar ki böyle böyle geliyor. Resulullah Efendimiz hatta Hazreti Hamza buyuruyor ki niyeti düzgünse ne ala. Düzgün değilse başını vururum ben diyor. Hazreti Hamza da öyle sıradan birisi. Ondan sonra kapıyı açıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakın gelsin. Ya Ömer, iman edecek zamanı gelmedi mi daha? Omuzundan tutuyor. Resulullah Efendimiz'in omuzun değmesiyle beraber böyle ağırlığı hissediyor. Diz çöküyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Kelime-i şehadet getirince gönlü birden genişliyor. Peygamberimize nazar edince. İlk sordu. Kaç kişiydi diyor. Seninle 40. Niye diyor gizli gizli toplanıyor. Hadi gidelim Kabe'ye. Onu önde Hattaboğlu elinde kılıç. Kabe'de müşrikler bekliyor. Herkes diyorlar ki Hattaboğlu hepsini getiriyor falan. Yakalamış getiriyor. Ebu Cehil hin. Yeğenliği tanıyor. Bu geliştiği iyi alamet değil diyor. Yoksa onların içinde Hazreti Hamza var diyor. Katiye niye teslim olmazlar, böyle gelmezler. Mustafa Bey çıkıyor yüksek bir yere. Beni bilen bilir diyor. Ben Hattaboğlu. İşte Ömer bin Hattab'ım ben. Ben de iman ettim. Karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen diye buyursun. Biz ibadet edeceğiz. Kimse kıpırdayamadı biliyor musun? Şey yaparken de öyle yaptı. Hicret ederken de öyleydi. Hicret ederken. Yaratan öyle yaratmış yaratırken. İnsan kıpte ediyor, imreniyor. Şimdi bu halleri görünce insanın elinde değil. Bunları hani hayatlarını menkıbeyle alınca seviyor. O sevgi aşk derecesine çıkıyor bu sefer. O zaman aşk derecesine çıkın, sen onda fani oluyorsun. Zaten onda fani olunca diyor ki maalesef ben değilim Resulullah Efendimiz. Resulullah Efendimiz'i okuyor falan. Onu aşk derecesine seviyorsun, o da çekiliyor. Ben değilim diyor. Beni böyle yaratan Allah-u Teala. En güzel ifadeyi Hazreti Züleyha. Çok hoşuma gidiyor o hanımın radıyallahu anh'a. İşte Cenab-ı Hak gençliğini iade etti, şey yaptı falan. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'a da bununla evlen dedi, gönlünü al. İşte kapısına gelince kabul etmedi. Nedime der dedi ki sen dediler Yusuf Aleyhisselam aşık değil miydin? Ne aşkı diyor, ben onu tapıyordum. Hani aşktan öteydi yani. Peki diyor şimdi ben ne bileyim diyor, Yusuf'un Aleyhisselam güzelliğini ben kendinden bildim. Yusuf'a aleyhisselam o güzelliği vereni tanıdım ben diyor. Şimdi utanıyorum. Bütün din büyükleri. Ya Emel Ahmet hocamız diyordu. Hocamız Efendi Hazretleri diyor. Efendi Hazretleri aynı şekilde kendi hocası Seyit Efendimiz. O Taha Kayra Hazretleri. O Mevlana Aldı Bağdat. Gidiyor böyle. Hiçbirisi sahip değil. Hani Emel abi de anlatırdı. Birisi merak etmiş. Bu demiş aynı şekilde Evliya-i Keram'ın sohbetlerine yetişenlerin özelliği nedir falan diye. O zaman da o zat demiş ki bak demişim talebeler gelecek sırayla girecekler, sen başa dur, sizin en büyüğünüz kim diye sor. Hakikaten ilk talebeye demiş sizin en büyüğünüz arkada, ona soruyor arkada, ona soruyor arkada, ona soruyor. En son bir kişi kalmış, sizin en büyüğünüz kim, en önde giden diyor. Adam şaşırmış kalmış. Şimdi ama bu şekilde böyle değil de ben diyen olsa sizin en büyük, ben işte başında geliyorum ya. Sınıf başkanı benim. Ben diyecekti hemen. Ama onlar öyle demiyor. Ama onlar insan mesela ben Emen abilerin o tevazusuna. Aşk olma o mümkün değil yani. Aşk derecesinde insan hemen seviyor. Yani hoşuna gidiyor çünkü Allah-u Teala'nın ahlakı o. Bu zatlarda diyor ki bu gördüğünüz, bize gördükleriniz Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Ondaki güzelliklerin yansımasıdır. Hakikaten öyle. Onlar oradaki güzelliklerin yansıması. Dolayısıyla onlara aynı şekilde tabi olan kimse Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Peki bunları bulamayan ulaşamıyor. Hakikaten ulaşamıyor. Hatta Emen abiyle bir seferinde buyuruyor ki ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, günahınız ağlar gibi de olsa dua edin Allah-u Teala bu sevdiklerin sevgisini kalbinizden almasın.
bini olur. Ya Ömer abi de anlatıyordu. Allah Teala döner okuluna. Benim sevdiğimi mi sevdin sen? Ben de senin o dağlar gibi günahını affettim. Şimdi demin o naklettiğin adam bunu duyunca diyor ki Osmanlı böyle diyor diyecek tabii tabii. Kinasları da affediyorlar artık. Affak herifler. Allah Teala hidayet nasip etsin. Efendim dinleyicimiz Kur'an okurken ara verdiğimiz zaman Yasin Tebarike okuyoruz falan. Yaptığımız hatme bir zarar olur mu? Olmaz ya. Hiçbir şey olmaz. Hatta mesela diyelim ki akşamları okuyordum. Bir cüzü okudum. Kapattın. Yasin okudun. Ondan sonra Tebarek okudun. Diğer sureleri okudun. Hiç mahsur olmaz. Efendim televizyonda dedi işte Kur'an-ı Kerim okunuyor. Secde ayeti geçiyor hemen dedi orada. Televizyondan okunan, radyoda okunan secde ayetine tilavet secdesi yapılmaz. Saadet-i Beddi yazılıyor bu. Camide Kur'an okurken dedi namaz kılabilir miyiz? Hoparlörle şey yapıyor falan. Zaten orada dinleyen var. Dolayısıyla çekti, köşeyi çekti. Namaz kılınabiliyor camide. Peki evde? Ona dikkat edilmesi lazım. Evde evin erkeğinin yüksek sesle veya hanım yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okuyor. Şimdi ortakilerin birisini dinlemesi bunu şart. Dinleyiverin canım. Hayır. Kendin bir ibadet yaparken başkasını günaha sokacak hareketten sakınman lazım. Şartlar müsait değilse. Hatta Emre abiler anlatırlardı. Hatırlayacaksın belki sen de varsındır. Şimdi evliyadan salih zatlardan birisi teheccüde kalkmış. Aynı odada oldular için kışın, ben de hatırlarım o köydeki durumu. Küçük bir oğlu varmış 7-8 yaşlarında. O anda uyanmış. Bakmış babası namaz kılıyor. Hemen gitmiş abdest almış. Gelmiş babasının yanında. O da namazı bitirmişler. Annesi ve kız kardeşi var. Onlar uyuyor. Namazı bitirdikten sonra ya sabiydi her çocuk. Babasına demiş ki babacığım demiş annem ve ablam da demiş onlar da uyansaydı da onlar da böyle namaz kılsaydı ne iyi olur değil mi? Evladım sen de uyan, sen de uyusaydın da bu lafı söylemeseydin ne iyi olur bilir misin? Ya sen de diyor uyusaydın da diyor bu lafı söylemeseydin. Ya onlar bu kadar hassas. Ben işte kalktım şöyle yaptım böyle yaptım. Ondan öyle yok. Son bir sual vardı. Dedi Konya'da Sadettin Konevi Hazretleri'ni dedi ziyaret ettik. Orada bir oda gösterdiler. Orada işte çilehanesi. Burada çekirsen hissedersin falan. Ama o büyükleri düşünürse. Yani onların bulunduğu yerde onlar düşünülürse. Yoksa bulunduğu yer tamam o zaman şerefliydi kıymetliydi. Ama onların oturduğu bulunduğu yerde o zat düşünülürse. Onun ruhuyla bağlantıya geçersin. Evet. Rabıta ditti rahatsız vuku bulur ve hissedersin onu. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.